Geldiniz. Sesim geliyor mu? Ne oldu herhalde? Kusura Hoş bakmayın. geldin. Biraz Affola. başka yerden bağlanıyorum da her zamanki de link şey var. Ben ekran paylaşımı çalışıyorum, ona bir bakayım da. Tabii Serkan arkadaşım izin verirse. Naringül, bu Tabii şu ekran an görebilirsiniz. paylaşımı gözükmedi buradan. Ekran paylaşımı. Bilgi işlemci var mı kimse? Aşağıda share screen yazar hocam. Yeşil buton. Yeşil butona Hı. basıyorum. Masa üstündeki şeyleri bağlamı açması lazım değil mi? En başta screen'e tıklarsanız masa üstünüzü gösterir ya da paylaşacağınız şey slide gösterisi ise mesela Slide onun da gösterisi. olarak çıkar Onu hocam. açmam gerekiyor mu yoksa şey mi? Onun Onun üzerine çıkarsanız hangi ekranı paylaşacaksanız o görünür hocam. mail. Yok, gözükmüyor. Kare kare karşınıza çıkar hocam. Arka planda açık olan ekranlar. Microsoft OneDrive, Google Drive, Box diyor. Hangisinde acaba? Ali, telefondayız. Öncesinde slaytın açık olması lazım arka planda hocam. Evet. Slaytın açık mı olması lazım? Evet, açık olması lazım. Tekrar açın hocam. Evet, açtı. Slide'ı açtık. Ekran paylaşımı sayfası kayboldu şimdi ama. Şimdi tekrar girerseniz hocam o share screen kısmından arka planda açık olan slide çıkması lazım orada. Çıkmıyor Optimize screen diyor. Yok. Google Drive, Microsoft Drive, Allah Allah. Atmaz. Basic. Yani ekran paylaşımını açınca şeyin çıkması lazım. Slaytların çıkmıyor. Duyuyor musun Ali? Evet. Hocam merhaba. Hocam önce slide'ı çalıştırıyorsunuz. Ondan sonra Zoom üzerinde şehirde bir yeşil ekran bir Tamam, butonu ona bastık ikisini. Şey, seçenekler arasında açtığım ekran PowerPoint, Microsoft PowerPoint dedi. Doğru. Open gözüktü mü şimdi arkadaşlar? Gelmedi hocam. Gelmedi mi? Yeşil bir şey yok anladım. Hocam. Allah Allah. Open System Preference diyor. Channel'a. Cancel deyip de. Ben. Evet. Bak bu da benim öğretmenim. Ben görüntülü arayayım mı? Hem kameradan ekranı Evet. görebilirim, öyle daha iyi olur. Tamam ara. Ya şu anda ben paylaşmış gibi gözüküyorum ama karşı taraf görmüyor. Görüyor Şimdi bak, musun? şimdi şurada paylaşan şimdi açıldı. Şimdi oldu hocam. Şimdi oldu. Yayınlandı hocam. Tamam, yayınlandı. Tamam. Seni Oldu. görünce Senin düzeldi. suratını Tamam. Hocam hoş geldiniz Hoş tekrardan. bulduk. Sağ ol. Teşekkürler. Evet. Bugün rektörlük görevini Tamam. üstlenmiş bulunmaktayım. Şeref verdiniz hocam. Evet. Eğer soru cevap yapmak isterseniz ben size kaç dakika kala hatırlatma yapayım. Onu sormak isterim. Ya, 2 saatlik süremiz var değil mi? 1,5-2 saat kadar. Hocam 9'a kadar süremiz var normalde. Fakat Şaban Bey 8.30'da Tamam. bitireceğini söylemişti. Size bağlı hocam. Tamam. Biz o zaman şimdi ben o zaman bir
Burada değişen dünyada pozitif psikoloji ve pozitif psikoterapide neden pozitif psikoterapi gibi bir sunum yapayım. Şöyle aşağı yukarı bir saatlik sunum olur. Ondan sonra gerçi 5-10 dakika bir ara veririz. Tekrar soru cevaba geçeriz olmazsa. Yahut uzun sürerse ara veririz. Ben o zaman şeye başlıyorum. Katılımcılarımız epeyce var herhalde. Evet. Şimdi burada şu şeye başlamadan önce aslında şu kavramları bilmek lazım. Yani pozitif psikoloji ve pozitif psikoterapi neden pozitif psikoterapi diye terapi çıktı? Bunun psikoloji teorileri açısından yeri nedir, temeli nedir? Ve nörobilimin buradaki katkısı nedir? Bununla ilgili 2-3 tane küçük videolar da var. Yani bu psikoterapide yeni değişen dünyada psikoterapi yaklaşımlarında neleri göze alınır? Yeni bazılarımız ortaya çıktı çünkü psikoterapide. Daha önce psikoterapide denildiği zaman sadece bir işte çeşitli psikoanalitik teori vardı. Kognitif teori vardı. Buna göre kişide düşünce süreçlerini etkileme vardı. Ama burada başka süreçleri keşfettik biz. Bu süreçleri nasıl etkileyebileceğiz ve bu süreçleri etkilemekte elimizdeki ölçütler neler olacak? Bunun için bir nöroplastisiteyi bir kere bilmeden yani bir her yapılan her psikoterapi girişimi bir nöroplastisite müdahalesidir. Yani kişinin aslında biz terapi yaparken kişinin beyninde yolları değiştiriyoruz. Network'ü değiştiriyoruz beynimizde. Nöroplastisite yani beyin plastisitesini yeni şekillendiriyoruz. Bunun aslında otomatik düşünceler, otomatik davranışlar ve otomatik duygular var. Bu da alışkanlık olarak bilinen durumlar. Bunlar da bizim nöroplastisitenin klinik karşılığı otomatik alışkanlık davranışlarımız ki alışkanlık olarak bilinir. Düşünce inanış haline gelirse bir müddet sonra alışkanlık tekrarlarsa alışkanlık haline geliyor. Daha uzun sürerse kişilik haline geliyor. Genler kader mi sorusuna burada cevap vermek gerekiyor. Genlerin kader olmadığı, genlerin artık bir de epigenetik olduğu, yani genlerin aslında işte bizim psikoterapide yani kişilik gelişiminde, kişilik yapısında %30-40 rolü olduğu, %60-70 plasebo ve nocebo etkilerinin olduğu, yani genlerin yaptığı, genlerde yaptığımız epigenetik değişimler var. Genetik polimorfizm tarzında. Burada plasebo biliyorsunuz bir kişinin mesela baş ağrısı olan kişiler üzerinde bir deney yapılıyor 80'li yıllarda yayınlanmıştı. Bunlar köşe taşı olan şeylerdendir, araştırmalardan birisidir. Baş ağrısı şeyle geçen ağrı kesiciyle baş ağrısı geçen grupla baş ağrısı ağrı kesiciyle geçmeyen gruplar var. Bunlar ayrılıyor. Baş ağrısı ağrı kesici değil de plasebo ile geçen grup alınıyor bunun içinde. Bak, yani baş ağrısı ağrı kesici ile geçen grup ayrı. Baş ağrısı hiç geçmeyen grup ayrı. Bir de plasebo verilen bir grup var ki plasebo aldığı halde kişi yani tuz alıyor, karbonhidrat alıyor. Aldığı halde baş ağrısı geçiyor plasebo. Ve bu plasebo ile baş ağrısı geçen gruba naltrekson veriliyor. Naltrekson da opium antagonisti. O ağrı kesici yani beyindeki ağrı reseptörlerinin bağlandığı opiatlara bağlanıyor bu. Onu bloke ediyor naltrekson. Yani ağrı reseptörlerini. Naltrekson verdiğin zaman plasebo ağrı geçenlere kişiden ağrısı başlıyor yeniden. Ağrı yeniden başlıyor. Yani demek ki plasebonun beyindeki etkisi aslında nörofizyolojik etki. Yani beyindeki nörofizyolojik mekanizmayı etkiliyor. Beyin bu benim ağrıma iyi gelir derse beyin endorfin salgılıyor. O endorfinler gidiyor ağrıyı kesiyor. Naltrekson verdiğin zaman beyindeki endorfinlerin etkisini kaldırıyorsun ve o ağrı tekrar başlıyor. Yani iç endorfin burada ilk fark edildi. Yani endorfinin ağrı kesici özelliği var. İkinci bir özelliği de endorfinin haz verici, keyif verici özelliği. Bu plasebo. Bir de nocebo var. Nocebo'da ne oluyor? Nocebo'da bir kişi mesela ayakta duruyor. Ya benim başım dönecek diyor.
Başlıyor, başı dönmeye başlıyor kişinin. Başı dönmeye başlıyor. Yani kişi aslında başının döneceğine inandığı için başı dönmeye başlıyor. Vestibüler sistemi bozuyor kişi. Bu da yanlış inanışın beyinde yaptığı değişiklik. Diğeri kişinin lehine olan inanış da değişiyor. Biri de hasta olduğuna inanarak beyindeki plastisiteyi etkileyerek o kişinin şeyini bozuyorsun. Yani ağrısı olmayan bir kişinin ağrısı başlayabiliyor. Ağrıyacak sebebi olmadan bu nocebo olarak geçiyor. Telomerler işte biliyorsunuz şeyin DNA'nın ne kadar üreceğine ilgili. Algılar ve inançlar çok önemli burada. Yani insanın algıladığımız şeyler var. Algılarımız ve inanışlarımız var. Bu algılar ve inanışlar bizim terapide yeni köşe taşlarımız. Yani kişinin sizinle anlattığınız değil de ne söylediğiniz değil de karşı tarafı ne algıladığı önemli. Yani kişinin algıladığı onun gerçeği olabiliyor. Ve inanışlar da aynı şekilde. Fantom fenomeninde herkes biliyordur ama gene de söyleyeyim. Fantom fenomeni böyle ameliyat ampute olan kişilerde kol bacak ampute oluyor. Ortopedistlerin yaptığı. Kişi ertesi gün diyor kolum ağrıyor diyor. Ameliyatta alınmış kolu ağrıyorum diyor kişiye. Bunu fantom hayalet fenomeni deniyor. Yani olmayan uzvunun varlığını hissediyor kişi ve ağrıdığını hissediyor. Buna hangi ağrı kesici verseniz kesmiyor. Ama bu kişiye şeyi verirseniz orada meşhur ayna şeyi var. Denemesi var. Kesilmiş uzvunun yerine ayna koyuyorlar. Sol kolunu kaldır deyince aynadaki kol da kalkıyor. Sağ kolunu kaldır deyince aynadaki kol kalkmıyor. Kalkmayınca kişi kolunun olmadığını beyin öğreniyor. Kolunun olmadığını beyin öğrendiği zaman ağrısı da kesiliyor kişinin. Bu yani aslında ağrıyan organ beynin kolum kesilmedi diye algılaması ağrıya sebep oluyor. Bu aslında biraz da nocebo etkisine de benziyor. Yani onun için bizim inanışlarımız bizim terapötik yol işaretlerimiz. Yani kişinin inanışları bu kadar önemli. Nörojenezis yani sinir hücreleri daha önceleri kendi kendine kendini yenilemiyor olarak kabul ediyordu. 1990'larda 98'lerde bir İtalyan araştırmacı yani beyin hücrelerinin yeni hücre üretebildiğini nootropik faktör BDNF beyin büyüme faktörü. Bununla beyin kök hücreden yeni hücre üretiyor, sinir hücresi. Yani sinir hücreleri hipokampus bölgesinde özellikle kök hücreleri var. O kök hücreler devamlı ama kişi bu konuda şiddetli bir istek uyanırsa, büyüme faktörü salgılanırsa kişi beyinde kök hücre yürüyor ve o kök hücreler göçerek bir müddet sonra şey oluşturuyorlar. Şöyle yani yeni network'ün oluşturuyor, yeni bilgiler oluşturuluyor. Bu da Alzheimer'la ilgili tedavide bakış açısını değiştiren buna rewiring deniliyor. Yani beyindeki bozulmuş nöroplastisinin bir karşılığı da beyindeki bağlantıların yeniden yazılması, oluşturulması, konneksiyon, programlama yapılması ve beyinde çeşitli devreler var işte. Düşünce devresi, davranış devresi, duygu devresi. Mesela 5N1K vardır. Kim söyledi, ne, nerede, ne zaman, nasıl? Beyinde bu 6 tane devre var. Arşivleme devresi, bellek devresi bunlar. Kim söyledi, ne söyledi, nerede söyledi, ne zaman söyledi, nasıl söyledi? Bu 6 tane devre var, sinirsel devre. Bir bilgiyi 6 devreden beynimize kaydedersek hafızamız çok kutlu diyorsunuz. Sadece bir devreden kaydedersek unuttuğumuz zaman bilgiye ulaşamıyoruz beyinde. Onun için hafızası güçlü kişiler 6 devreyi de kullanabiliyorlar. Onun için bunu bulan Kanadalı psikolog şöyle demiş. Hafızanın 6 sadık bekçisi demiş buna. 6 sadık bekçisi. Evet. Şimdi bu bilgilerden sonra şimdi pozitif psikoterapinin teorik temellerini burada Peseşkiyan isimli İran'dan Almanya'ya gidip yerleşmiş bir Nusret Peseşkiyan bir İranlı Almanya'da tıp fakültesini bitiriyor. Orada kalıyor. Psikiyatri ihtisasını yapıyor. Ondan sonra pozitif psikolojinin ilk teorik temelini atan
O diyebiliriz yani pozitif psikolojiyi ayrı bir disiplin olarak tanımlayan. Daha sonra Seligman, Amerika'da Seligman ve ekibi buna 90'lı yıllarda başlıyorlar. 2000'li yıllarda birazdan göreceğiz. Bir teorik temelini oluşturan pozitif psikolojiyle ilgili teoriyi geliştiriyorlar. Fakat Amerikalılar yaptığı için tabii o Alman ve şeyin Doğu hikayelerini kullanarak terapi geliştiriyor bu Doğu bilgeliğini. Amerikalılar bunu yapınca bütün dünya kabul etti. O yapınca hep böyle adım adım gitti maalesef. Burada medyanın gücünün de bir bilimin yayılmasındaki rolünü de bir örnektir bu. Pozitif psikoterapide temel ilkeler var. Bu Peseşkiyan'ın üç tanesi Peseşkiyan'dan, dördüncüsü Seligman'dan geliyor. Umut ilkesi çok önemli bak. Hiç diğer psikoterapilerde umut, o kişinin umut ilkesini çok önemsemezler. Denge ilkesini çok önemsemezler. Değerler ilkesini terapötik, yani insan duygu, düşünce, davranıştan oluşmuştur derler. Yani umut ilkesi, denge ilkesi yoktur. Yani değerler ilkesi hiç yoktu. 3D'ydi, 4D oldu şimdi. Duygu, düşünce, davranış ve değerler. Perma modeli de Seligman'ın pozitif psikolojideki oluşturduğu ilkeler ve teorik temeli oluşturuyor. P, positive emotion. E, engagement. Yani bir konuya kendini angaj olmak, kaptırabilmek. R, relationship. Yani ilişki kurabilmek. M, meaning. Anlam peşinde koşabilme. E, accomplishment. Böyle bir küçük başarılar, yani yaptığın işin başarısını tadabilme, sonuç alabilme. Burada da Perma modelinde bunu Seligman teorik tez olarak kabul ediyor. Şimdi burada bu çok ilginç. Biraz bu kavramlar içerisinde bu bir genetik bilimci. Fakat when you look in a mirror and see yourself and you see like one person looking back, it's that is not true. You are made out of 50 trillion cells. So you are a community, not a single person. I will show you the science of actually how the cells work, and you will have more knowledge than most doctors in the world today because they still believe in the genes. Here is the simple truth. A gene is a blueprint. Are you reading the blueprint or are you not reading the blueprint? And the gene does not make that decision. The gene is read or not read. And what do you think controls the signal? Perception. Every cell has about 1.4 volts, not too much. 50 trillion cells in the body times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now. But your mind is the government for the 50 trillion cells. So if you change your thought and your mind, you can change the biology. And the mind is the primary cause of illness on our planet today. So you are not the victims of your genes because you can change any of your genes anytime. If you change your perception, you change the reading of your genes. If someone tells you you're going to have a disease and you believe that, then you can create the disease. Perception can rewrite the genetic code. So perception controls life. No two people see the world in the same way. They have different perceptions. And sometimes your perceptions can be right and sometimes your perceptions can be wrong. Since perception controls biology, and since they can be right or wrong, then it's more accurate to say that belief controls biology. What you believe creates your life. On the inside and on the outside. You're not a victim of your genetics. You are responsible for what unfolds in your life. The placebo effect is when you have a very positive thought that something can heal you, even if it's a sugar pill, but you believe it's the real medicine, then you can heal yourself with that. So the pill didn't heal you, it was the thought that healed you. There is negative thinking and it's called the nocebo effect. And in the same power that positive thinking can heal you,
negative thinking can kill you. So if we were growing up and programmed with stronger beliefs, we would be more powerful than we are now. When you are conscious, you can rewrite the instincts. And when you become conscious, you can rewrite the experiences of your life. So that it is important to recognize that what we are not using enough of in our world today is consciousness. When you look in... Evet, bunu söyledikten sonra şunu şöyle bir özetleyeyim. Şimdi yani genler sizin kaderiniz değil, genlerin kurbanı değilsiniz. İnançlar, algılar biyolojiyi değiştirebiliyor diyor. İnançlar, algılar. Yani bizi biz yapan aslında genlerimiz değil, genlerimiz üzerindeki algılarımızla oluşturacağımız değişiklikler var diyor. Onun için insan genleri değiştirebilecek kadar özgür. Bu genleri değiştirmek, gen ifadesini değiştiriyoruz bak. DNA'nın yapısını değiştiremiyoruz. Genetik haritayı değiştiremiyoruz. Ama genlerimiz bir blueprint diyor. Yani bir ozalit kopya gibi, mavi kopya gibi diyor. Bu kopya diyor, biz bunun üzerine oynayabiliyoruz diyor. Bunun. Genlerimiz bu nedenle inançlarımızla genlerimiz üzerinde değişiklik yapıp gen ifadesini değiştirebiliyoruz. Yani onun için aslında bu bir şey olarak, yani genetik bilimcilerin genlerin kuantumu diye geçiyor, epigenetik. Genin kuantumu, bundan bahsediyor. Yani. Demek ki bizim gen konusunda benim genlerim böyledir. Ben şeyim, alkolik olmak zorundayım. Ben genlerim böyledir. Ben cinsel kimlik sorunum olmak zorunda. Yani genlerim böyledir. Ben obez olmak zorundayım. Kimse diyemez. Yani genleriyle ilgili kişi, yani genler bizim değiştirebileceğimiz özellikler. Onun için yani genler üzerinde bu derece güçlü insanın inançları çok önemli burada. Neye inanırsa odur kişi. Bak, düşünceler değil, inanışlar. Düşünceler devam ederse alışkanlıklara ve inanışlara dönüşüyor. Bu o açıdan ilginç bir şeydi bu. Buradan sonraki slayta geçelim. Peki bugünün gerçeği ne? Hani bu şöyle bir genel bir gen ve davranış ilişkisine değindikten sonra burada şuna bakalım. Bugünün gerçeğe bakın. Şununla ilgili bence kimsenin itirazı yok herhalde. Büyük aile, küçük büyük ev, küçük aile, daha çok terapi, daha az duygu, gelişmiş ilaçlar, yetersiz sağlık, ayağa gitmek, komşu tanımamak, sayısız ilişkisi, gerçek sevgi sıfır, iyi bilgi, daha az erdem, yüksek zeka, daha az duygu, yüksek gelir, daha az huzur, sosyal medyada sürüyle arkadaş, gerçekte sıfır doş, daha çok insan, daha az insanlık, daha büyük televizyon, daha az kitap, pahalı saatler, hiç vakit yok. Yani şu bugünün gerçeği, insanın şu anda hızlı yaşantısı, böyle insanlar arasında bu bir insanları bir stres düzeyinin yükselmesine sebep oldu. Sosyal dayanaklar zayıfladı. Beklenti seviyesi yükseldi insanlarda. Bütün bunlar birleşince ne oldu? Çağın zengin ama mutsuz insanı ortaya çıktı. Ve hastalıklara daha çok aday insanlar ortaya çıktı. Evet. Şimdi burada değişen dünyayı ne etkiledi? Endüstri devrimlerine hızla bir geçmek istiyorum. Endüstri 1.0 devriminde ne vardı? Mekanik devrim ve buhar gücü bulundu. Güç ve sermaye bu buhar makinesine sahip olanın eline geçti. Endüstri 2.0'da güç ve sermayeye elektrik üretebilenlerin eline geçti. Elektrik. Endüstri 3.0'da elektronik devreye girdi. Elektronik hakim olanlar güç ve sermaye toplamaya başladı. İşte 1. 2. 3. Dünya Savaşları'nın hepsine bakıyorsunuz. Bunlara hakim olanlar savaşta galip olmuşlar ama aynı zamanda da tabii insanlığın en bedel ödediği savaşlar dönemine sebep olmuşlar. Endüstri 4.0'da da şimdi ne var? Endüstri 4.0'da bugün bilgi toplumu, bilgi çağındayız. Endüstri 4.0'da otonom robotlar
simülasyonlar, sistem entegrasyon, nesneler interneti, siber güvenlik, bulut iletişim, 3D yazıcılar, artırılmış gerçeklik, büyük veri. Yani şu anda büyük veriye hakim olan, güç ve hakimiyet büyük veriye hakim olan eline geçti. Yani o Davos'ta 2018'de söylendiği gibi artık son özgür insan biz miyiz diye tartışmak çok haklı bir tartışma. Yani büyük veriyle artık uçağa binerken, hele bu zorunlu dijitallik onu daha da hızlaştırdı Covid'den sonra. Ne kadar şeyin varsa, uçağa aşın yoksa uçağa binmeyeceksin. Belli bir GPS numaran yoksa, kimliğin yoksa onu girmeyeceksin diye böyle verilerle, büyük veri yöneterek dünyadaki bütün hareketliliği, ekonomik, sosyal, uçak, her türlü hareketliliği kontrol etmek isteyen bir sistem var. Ve değişen böyle bir dünya. Ama bir diğer taraftan da bakıyoruz. 2000'li yıllarda ABD'de 2002 yılında Shapiro'nun yayınladığı bir istatistik bu. Burada 25 yaşın altındaki 3 genç AIDS nedeniyle ölüyor. 25 tanesine HIV virüsü bulaşıyor. 6 çocuk intihar ediyor. 18 yaşın altında 342 çocuk şiddet suçundan tutuklanıyor. Ergen annelerden bir günde, bak ABD savunma fonu ABD gençliğinin bir günlük kesiti. Ergen annelerden 107 bebek doğuyor. 2833 çocuk okulu terk ediyor. 6040 çocuk tutuklanıyor. 135.000 çocuk okula silah götürüyor. Bu istatistik 2000'li yıllarda yayınlanınca federal hükümet panik yapıyor. Nereye gidiyoruz diyor. Bu artış, yani okulla şiddet, silah, intihar. Onun üzerine New York State Üniversitesi Adli Psikiyatri Birimi ahlaka aykırılık ölçeği geliştiriyor. Bir diğer bir çalışma da ortaya çıkıyor. Federal hükümet Penn State Üniversitesi'nde Seligman ve ekibine 5 milyon dolarlık bir grant veriyor, hibe. Bu konuyu 3 senelik bir proje. Çalış ve yani bu toplumdaki bu suç, şiddet, intihar, mutsuzluk, artış sebebi nedir? Bununla ilgili bize 3 senelik çalışmanın sonucunda bize yol gösterecek bir şey yap diyor. Yani bilimsel metodolojiyi ne güzel sorunların çözülmesinde kullanıyorlar. Yani hakikaten tebrik etmek lazım. Ve onun sonucunda da pozitif psikolojide zaten o alanda çalışan Seligman ve ekibi pozitif psikolojinin şeyini oluşturuyor. Yani uygulanabilir halinde 2009'da ilk kongresini yapıyor. 2005'ten 2018'e kadar çalışma sürüyor ve bittikten sonra mutluluk bilimine ihtiyacımız var diyor. Bunun adımı da pozitif psikoloji olmalı diyor. Burada Perkessian'ın başlattığı pozitif psikoterapiydi. Yani bir klinisyenlere terapi yöntemiydi ama bu daha kapsamlı bir şey önerdi. Pozitif psikolojiyi bizim mutluluk bilimi olarak insanlara seçenek olarak bu yöntemi sunmamız gerekir dedi. Pozitif psikoloji bir inceliyorsunuz ki içinde neler var göreceğiz. Ve modern batı dünyası şu anda modernizmde medeniyet krizi yaşanıyor batı dünyasında. Buna Kaliforniya sendromu gibi de tanıtılıyor. Mesela bir ilk belirtisi bunun hedonizm. Zevki ego ideali seçiyor insan. Narsizm var bunun sonucu. Narsizmde yani kişi kendi çıkarını önemsiyor. Başkalarının çıkarını değil. Ve bunun sonucunda da hedonistik bir insan, narsistik bir insan üçüncü olarak yalnız kalıyor. Yalnız kalınca da mutsuzluk başlıyor. Ve ne oluyor? Kaliforniya sendromu diye en çok Kaliforniya'da olduğu için bu isim verilmiş. Batı dünyası medeniyet krizine karşı mutluluk bilimi olarak pozitif psikolojiyi seçenek olarak bize sunmuş. Pozitif psikoloji ilk 2015'te pozitif psikoloji ders 1504 ne oldu? Harvard'da çığır açan Grant Breaking kurs, ders diye açıyor. Yani çığır açan, yer yaran ders gibi diyor. Onlar Türkçe'de çığır açan olarak geçiyor daha çok. Ders diye bunu koyuyor. Pardon. Şimdi bu bunu koyuyor Harvard. Ne zaman? 2015'te bunu koyuyor. Daha sonra 2018'de Yale Üniversitesi Yale tarihinde en çok tercih edilen ders diye anons ediliyor. 2018'de bu mutluluk dersi olarak koyuyor. Pozitif psikoloji dersi 2018'de. Daha sonra bakıyoruz 2019'da bu Bristol Üniversitesi, bu İngiltere, diğerleri ikisi biliyorsun Amerika'da.
Princeton Üniversitesi mutluluk dersini koyuyor. Sebebi de intihar salgınından sonra diyor, biz bu dersi koyduk diyor. Bak, intihar salgını olmuş. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak 2013'te bu pozitif psikoloji dersini koymuştuk. 2015'te Harvard'dan önce koymuşuz demek ki. Neden koyduk bunu? Çünkü pozitif psikoloji dersini ben inceledikten sonra şunu gördüm. Ya bizim Doğu bilgeliğini almışlar, Anadolu irfanını almışlar. Bize sistematize etmişler, metodoloji geliştirmişler. İyi ki de yapmışlar. Bize ders olarak bunu bilim dalı olarak bir teorik temellerinde oluşturarak sundular bize. Ve bunu baktığım zaman bizim değerlerimizi şu anda dünyanın kapital sistemin terk ettiği, işte değerleri, kapital sistemin terk ettiği mutluluğu sadece kendini mutlu ederek mutlu olabilirsin diye kapitalist felsefe, hedonizm vardı. Halbuki bu pozitif psikolojide ne diyor? Başkasını da mutlu ederek kişi kendisi de mutlu oluyor diyor. Bununla ilgili beyin korelatlarını çalışarak bu sonuca varıyor. Diğer mutluluk bilimindeki diğer şey, yani dış mutluluk değil, otantik mutluluk diyor buna Seligman. Otantik bu, saf halis mutluluk. Yani otantik mutlulukta ne var? Kişi, yani şuyum olsun da buyum olsun da mutlu olayım demiyor. Yani sahip oldukları şeylerle mutlu olmayı öğretiyor kişiye. Bu bilim dalı böyle olmalı diyor. Ve bu pozitif psikoloji, bu pozitif psikolojide polyanacılık anlaşılıyor. Hiç alakası yok. Polyanacılık ne? Her şeye pozitif yönden bak. Yani cebinden paranı alsalar bile buna pozitif bak diyen bir yaklaşım, ama bu öyle değil. Eksiği sıfıra getirmek klasik psikolojinin, yani patolojiyi düzeltmek, standart psikolojinin yapmaya çalıştığı bu terapilerle. Ama pozitif psikoloji diyor ki, ya da pozitif psikoterapi diyor ki, sıfırı artıya çıkar diyor. Yani well-being, yani iyilik bilimi. Yani nasıl iyi olursun, nasıl iyi hissedersin kendini? Buna yap. Yani bu böyle olursan, mutlu olursan daha az depresyona giriyorsun, daha az suç işliyorsun, daha az böyle birçok psikosomatik hastalık daha az oluyor. O halde biz burada sıfırın üzerine çıkarmayı hedeflemeli insan ruh sağlığını profesyonelleri diyerek insan iyileştikten sonra da, patolojisi geçtikten sonra da pozitif psikoterapi onun tekrar hasta olmamasında işe yarıyor. Yani depresyonla savaşırken elimizde tek silah vardı, patolojiyi düzeltmek. Ama şu anda pozitif psikoterapi bize yeni bir silah verdi. Kişiye pozitif kişilik özelliklerini ortaya çıkarıp güçlendirerek kişinin hasta olmamasını sağlamak. Hiç yara açmadan tedavi yöntemi bu. Yani şu anda ideal tedavi yöntemi nedir? Tıpta, genel tıpta nedir? Yara açmadan tedavi yöntemidir. Yani dokulara saygılı hekimlik. Yani kişinin bağışıklık sistemini harekete geçirip hastalığı kendisini yenmesini sağlamak. İşte pozitif psikoloji de immüniteyi, psikolojik bağışıklık sistemini, immüniteyi kuvvetlendiriyor. Kişinin ego gücünü artırıyor, psikolojik savunmalarını güçlendiriyor, psikolojik kaynaklarını zenginleştiriyor. Oradan hastalığı yenmeyle ilgili ona yeni silahlar, materyaller veriyor ve kişi böyle durumlarda daha az hasta oluyor, daha olsa da daha kolay yeniyor. Yani çok kolay ve şey bir metot bu. Klasik psikoterapiye göre kişinin, yani böyle çocukluk dönemine inip de çocuğun, kişi anneye babaya düşman yapmadan onu terapi uygulayabileceğiz. Öyle bir yöntem. Şimdi burada pozitif psikolojide amaç ve anlam çok önemli. Şimdi Einstein biliyorsunuz çok dahi birisi. Nobel Fizik Ödülü var, çok yüksek zekası var, mükemmel keman çalıyor, satranç oynuyor, bir dahi. Ama duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Neden? Duygusal zeka, işte pozitif psikoloji duygusal zekayı artırma bilimi. Karısına şöyle diyor evliliğin 10. yılında, senin evli kalmamı istiyorsan benden şikayet etme, yemeğimi 3 öğün düzenli olarak odama getir, benden dostluk ve yakınlık bekleme. Bunu hangi kadın kabul eder? Etmemiş ve evlilikleri yürümemiş. Bazıları da diyor ki bunu yalnız kalmak için bilerek söyledi diyor. Daha çok bilimle ilgilenmek için, ama ne her halükarda olsa çocuklarını bir parçalanmış aile içerisinde büyütmeyi tercih etmiş burada. Yani de bu mantıksal zekası dahi, ama duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Çünkü ilişkileri başaramıyor. Duygusal duygu yönetimini başaramıyor. Ve burada bizim şu anda
bizim pozitif psikoterapide kullandığımız bir ölçek bakın. Bilişsel duygu düzenleme ölçeği. Burada CERQ diye geçiyor. Bu ölçek biliyorsunuz. Mesela bunun alt faktörleri var. Kendini suçlama, kabul etme, düşünceye odaklanma, pozitif tekrar etme, pozitif tekrar odaklanma, plana odaklanma, pozitif yeniden gözden geçirme, bakış açısını yerleştirme, yıkım, yani katastrof, felaketleştirme, diğerlerini suçlama. Yani insan olumsuz bir duyguyla karşılaştığı zaman veyahut da olumlu bir duyguyla karşılaştığı zaman aşağı yukarı şu zihinsel stratejileri kullanıyor. Ya olumlu stratejiler kullanıyor ya olumsuz stratejiler kullanıyor. Yani bunları yaparken de şu hataları yapıyor. Ya başkasını suçluyor, ya kabul ediyor, ya da kendini suçluyor, ya da aynı şeyi tekrar tekrar düşünüyor, takıntı yapıyor işte. Bakıyorsunuz 60 dakika, 50 dakika aynı şeyi düşünüyor. Ya pozitife odaklanıyor, öyle rahatlatıyor kendini. Hiç negatifi düşünmüyor. O zaman da birçok negatif şeylerden kendini koruyamıyor. Ve bu kişi de CRQ testini, kognitif emosyon regülasyon testi. Yani emosyon regülasyon, pozitif psikoterapi demek aslında emosyon regülasyon eğitimi yapmak demektir. Ama önce emosyon regülasyon yapabilmek için kişinin pozitif psikolojiyle ilgili ölçeklerden taramadan geçirmek lazım. O ölçeklerden en böyle kapsamlı olan bu olduğu için bunu aldım. Başka ölçekler de var. Diğer işte iyilik hali ölçeği, pozitif psikoterapi envanteri falan gibi. Ama bu şimdi bakalım burada yani 36 soruluk bir test, CRQ testi. O şöyle başlıyor. Olaylara nasıl başa çıkarsınız? Herkes zaman zaman olumsuz ve tatsız olaylarla karşılaşır. Ve herkes bu olaylara kendi yöntemine tepki verir. Lütfen aşağıdaki soruları cevaplayarak olumsuz ya da tatsız olaylar yaşadığınız genel olarak ne düşünürsünüz? Şimdi pozitif psikoterapide bunu kullanacağız. Mesela neler diyecek bu kişi? Mesela suçlanacak kişinin ben olduğumu düşünüyorum. Kendini suçlama. Burada Likert ölçeğini hangisini olursa işaretliyorsunuz. Her zaman ben kendimi suçlarım mesela. Olayları kabul etmek zorunda olduğumu düşünürüm. Olduğu gibi kabul etmek. Yani kendini kurban seçiyor bu. Sık sık yaşadığım olaylarla ilgili ne hissettiğim hakkında düşünürüm. Yaşadığım şeyden daha güzel şeyler düşünürüm. Yapabileceğim en iyisi ne olduğunu düşünürüm. Bu durumda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünürüm. Her şey daha kötü olabilirdi diye düşünürüm. Sık sık yaşadığım olayın diğer insanların başına gelen olaylardan daha kötü olduğunu düşünürüm. Bunlar bak bizim genellikle bunları işaretliyor kişi. Suçlanacak kişinin başkaları olduğunu düşünürüm. Olaylardan sorumlu olan kişinin kendim olduğunu düşünürüm. Durumu kabul etmem gerektiğini düşünürüm. Durum zihnim başka yaşadığım olayla ilgili ne düşündüğüm ve ne hissettiğimle meşgul eder. Yaşadığım olaylarla ilgisi olmayan güzel şeyler düşünürüm. Bu durumda en iyi nasıl karar bazı başa çıkabileceğimi düşünürüm gibi gidiyor. Olayların sonucunda daha güçlü insan olabileceğimi düşünüyorum. Diğer insanların başından çok daha kötü şeyler geçtiğini düşünüyorum. Yaşadığım şeyin ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum. Olanlardan başkalarının sorumlu olduğunu düşünüyorum. Durumla ilgili yaptığım hatalar hakkında düşünüyorum gibi. Durumla ilgili hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi düşünüyorum. Yaşadığım olayla ilgili neden bu şekilde hissettiğimi anlamak isterim. Olayları düşünmek yerine güzel bir şeye düşünüyorum. Durumu nasıl değiştirebileceğimi düşünürüm. Durumu olumlu yanlarında olduğunu düşünürüm. Burada diğer şeyler karşılaştığımda yaşadığım şeyin o kadar kötü olmadığını düşünürüm. Sık sık yaşadığım durumun bir insanın başına gelebilecek en kötü durum olduğunu düşünürüm. Onunla ilgili başkalarının yaptığı hataları düşünürüm gibi temelde bu gibi sorular devam ediyor. Bu soruların sonucu olumlu ve olumsuz stratejileri geliştiriyoruz. Bak, olumlu stratejiler nedir? Burada pozitife odaklanma, pozitif tekrar odaklanma, plana tekrar odaklanma, pozitif yeniden gözden geçirme, bakış açısını yerleştirme ve kabul etme. Bunlar olumlu stratejiler. Bir olumsuz olayla karşılaştığı zaman bu olumsuz stratejileri kullanan insanlara olumlu stratejiler kullanmasını öğreteceğiz. Kendini suçlamak yerine mesela ne diyeceğiz burada? Gerçek olay yerine memnuniyet verici olaylar üzerinde odaklanma. O kişi için hangisi uygunsa onu bulup ona odaklanması sağlayacak. Düşünce odaklan, ruminasyon, zihinsel geviş getirme varsa, derin düşünce, olaylarla ilgili olumsuz konulara düşünüyorsa bunu olumlu stratejiler geliştirecek. Burada diğerlerini suçlama,
yapıyorsa böyle durumlarda diğerlerine kendisi arasındaki suçlama ile ilgili gerçekçi değerlendirme yapacak ya da felaketleştiriyorsa olumsuz stratejilerden böyle durumlarda felaketleştirme yerine kabul etmeyi kullanacağız. Bu mesela bir kişiye test yapılmış 80 puan burada bu kişi 59 puan almış. Mesela burada %59-75 puan olumsuz strateji kullanıyor bu kişi. %59 olumsuz strateji kullanıyor. Burada kullandığı olumsuz stratejileri en çok 20'ye 20 mesela bunu iyi kullanıyor. Yani karşılaştığında yaşanan olayın ağırlığını hafifletme. Bunu iyi kullandı. Bu onun güçlü yönünü. Mesela bu da güçlü yönü gibi. Güçsüz yönüne diye başkalarını suçluyor mesela. Bunun farkında. Bu çok güzel. Başkalarını suçlamayı çok kullanıyor. Yani biz mesela bizim kültürümüzde vardır. Çocuk düşer, masaya vurur bir tarafını, düşer. Ondan sonra anne gelir, pis masa, kaka der, masayı kötüler. O çocuk büyüdüğü zaman da başkasını kötülemeyi öğrenir. Halbuki burada, yani o tabii kendini kötü hissetmesin diye anne bunu yapıyor ama çocuğun canın acıdı herhalde. Yani bak, ama korkacak bir şey yok, merak etme. Bu, fakat neden böyle bir şey oldu, bir düşünür müsün? Yani biraz aceleci koşuyordun değil mi? Ondan oldu değil mi? Deyip böyle çocuğa bunu eğitim malzemesi olarak kullansın. Kendini suçlamak da değil, başkasını suçlama da değil. Buradan ders çıkarma. Psikoterapinin gelişiminde şu önemli. Bir kartezyen dönem var. Akıl esastır diyen kartezyen dönem. Burada unutmamalıyız ki Freud'un bir sözü burada çok önemli. Psikoterapide geçerli olan tüm fikirler eninde sonunda bir gün ona organik bir yapıya bağlanacaktır diyor 1914'te. Psikanalizin kurucusu böyle demiş. Her fikir ve şu anda psikanalizle meşgul olanların bir kısmı halen eski psikanaliz şeyine işte divana yatırarak saatlerce mesela Amerika'da geçenlerde bir haber okudum ben. Hatta Amerikan Psikiyatri Birliği'nde haber oldu. Şey diyor haberde. İki sene psikanalize gitmiş birisi. Sonra düzelmeyince bir arkadaşı demiş ki ya filanca bir doktora gitsene demiş. O bir ilaç yazmış. Birkaç haftada düzelmiş. Onun üzerine gitmiş. İki sene beni oyaladın diye mahkemeye vermiş şeyi. Eski psikanaliz yapanı. Burada. Yani onun için burada yani burada işin biyolojik indirgeyicilik yapmayalım ama statükocu da olmayalım. Bak burada tek seçenek o değil. Psikoterapinin çok önemli yeri var. Onun için biz eklektik yaklaşıyoruz. İdeal olan, yani biz ekol olarak eklektik yaklaşıyoruz. Yani çok disiplinliyiz ve holistik bilim önemli, bütüncül bilim önemli. Sadece genetik biyoloji değil, sadece sosyoloji de değil, sadece psikoloji de değil. Hatta sadece spiritualite değil, biyopsikososyo-spiritüel model. Bu modeli kullanmamız lazım. İşte daha sonra 2010'larda ilaç ve genetik 1980'lerde başladı. Pax Medica dönemi başladı. Her şey ilaç. Bu biyolojik indirgeyicilik. İlaç her şeyi her derde devadır denilen bir dönem oldu. 2010'lara kadar bu sürdü. Yani ilacın şu anda 10 senedir şizofreninin yeni bir ilacı bulunamıyor. Depresyonun yeni bir ilaç çok zor. Yani bir o tıkandı şu anda ama depresyon oranı dünyada değişmedi. Yani belki hastanın şiddeti değişti, yaşam daha konforlaştı ama ilaçsız yaşayamayan insan tipi ortaya çıktı. Ömür boyu antidepresan kullanır gibi. Yani o zaman Pax Medica değil. Pax Romania'da olmadığı gibi Pax Medica'da değil. O halde şu anda psikoterapinin gelişiminde üçüncü dönem kanıta dayalı psikoterapi. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Bak nöropsikoloji var, epigenetik var, psikoimmünoloji var. Besleme nörobilimi var. Bütün bunları kullanarak terapi yapmamız gerekiyor. Descartes'in yanılgısı biliyorsunuz bu meşhur bir kitap. Bu devrim yaptı şeyde psikolojide. 1994'lerde çıktı o kitap. Damasio'nun kitabı. Bir sinir bilinci, Portekiz kökenli. Descartes'in yanılgıyı çıkardı. Neden? Tezi şuydu. Descartes düşünüyorum bu halde varım diyordu. Akıl her şeydir diyor. Kartezyen teori. Ama şey diyor ki Kartezyen döneminde diyor ki duygular da bilimsel kategoridir dedi. Damasio. Ve şu anda duyguların bilimsel kategorisi dışında
kuantum dinamiği devreye girdi. Uzay zaman ilişkisi devreye girdi. Uzay zaman dışı bir gerçeklik var. Ve pozitif psikoterapi doğdu. Yani uzay zaman dışı, çünkü insan aslında ilişkisel bir varlık. Fotonlar konuşuyor birbiriyle, bak kuantum dinamiğinde. Fotonlar konuşuyor. Fotonların konuştuğu dönemde hayvanlar arasında motor ayna nöronlar var. Bir maymun hareket ettiği zaman onun beyninde kol bacakla ilgili alanlar ayna nöron gibi çalışıyor. Ama insanda duygusal ayna nöronlar var. Empati yaptırıyor. Bir taraf acı çektiği zaman karşı taraf da acı çekiyor. Bak. Ya bu bir empati ayna nöron. Otistiklerde mesela ayna nöron çalışmıyor. Otistiklerde yok ayna nöron. Canlılar içerisinde sadece insanda var böyle duygusal ve sosyal ayna nöronlar. Ve beynin frontal bölgesinde. Frontal bölgesi hücrelerin büyük çoğunluğu ayna nöronlar. Karşı tarafın beynindeki ayna duygusal ayna nöronlarla aynalanma yapıyorlar ve duygusal okuryazarlıkları var. Duygusal bakar körlük var veya da okuryazarlık var. Duyguların ipuçlarını okuyabiliyorlar karşı tarafta. Böyle bir kuantum dinamiğinin getirdiği bize böyle aslında duygular denilen şey uzay zaman ilişkisi içerisinde, kuantum dinamiği içerisinde biz varlığız biz. Bu bizde psikoterapide bunu göz önüne almamız lazım. Kartezyen geçmişte ne vardı işte? Yani bütüncül kuramını oluşturan araştırma alanları, kartezyen gelişte empatiden tutun da işte şeye kadar, panik bozukluğa kadar birçok hastalıkla hepsi birbiri içindeydi ve bunun da bir kartezyen geçmiş oluşturduk bizde. Bu kartezyen, yani kartezyen teoride ne de hidrolik teori bu. Akıl ve ruh ayrı bir şey. Yani birbirinin arasında bir hidrolik ilişki var gibi. Yani şu anda bu kartezyen teorinin şeyi nörobilim öbeği ayrı, psikoloji öbeği ayrı, genetik öbeği ayrı. Bütün bunlarla ilgili kanıta dayalı uygulamalar bütün bu öbekleri birleştiriyor. Ve beyin nasıl çalışır? Aslında burada görüyorsunuz bir konneksiyon var. Belki önümüzdeki 10 yıllarda depresyon değil de sol frontotemporal lobla amigdala lobunun konneksiyon bozukluğu diyeceğiz. Hastalıklar. Şizofreni değil de işte dopaminerjik şu sistemin bozukluğu diyeceğiz. İşte beynimiz böyle bağlantılarla çalışıyor. Ya bu şu andaki bu terapinin en önemli terapistin yaptığı şey beyindeki bozuk bağlantılarla birleştirmek. Bozuk nedenselle bağlanan zamanlama sıralamaları değiştirmek. Ya her terapist bir tamirci. Onun için tamir çantasında ne kadar çok çeşitli alet varsa o kadar çok problemi çözer. Onun için psikoterapist ben sadece da analitikçi başka şeyle ilgilenmem diyorsa bu hasta odaklı düşünmüyor demektir. Mesleğin egosunu tatmin ediyor. Psikanalizden de anlayacak, CBT'den de anlayacak, pozitif psikoloji hepsinden anlayacak ama bir konuya odaklanabilir. Bir konuya öncelikle seçebilir ama madem bir hastaya yardımcı olmak istiyorsanız hastaya bütün disiplinlerden bakmayı başarmamız lazım. Burada şimdi yine şeyle ilgili bir kısa bir video bu. Bak bir çocuğun gelişiminde ayna nöronlar henüz gelişmemiş daha. Ses geliyor değil mi? Ses geldi mi arkadaşlar? Evet hocam, geliyor şu an. Geliyor değil mi? Mesela o çocuğun ağladığını duyduk değil mi? Evet. Ne zaman ağladı? Gölgesinden korktu da ağladı. Yani bu bir yaşındaki bir çocuk, yürümeye yeni başlamış, bir buçuk yaşındaki bir çocuk daha gölge kavramını bile bilmiyor. Yani beyni şey gibi, şu anda boş bir boş kağıt gibi değil, boş levha gibi değil çocuk beyni. Çocuk beyni boş bir tarla gibi. İçi bir sürü tohum dolu. Nasıl beslersek, neleri beslersek o bölgesi canlanacak. Bir diğer, buna bir örnek de, diğer bir örnek de şu. Burada da vahşi çocuk olgusu. Oksana Malaya began her life living with dogs. Rejected by her mother and father, she somehow survived for 6 years, living wild, before being taken into care. There are a few cases of feral children who have been able to fully compensate for the neglect they suffered. Oksana is now 22.
But her future still hangs in the balance. Bu kız mı erkek mi? Dikkat edelim. Have scientists learned enough from previous cases to rehabilitate her? For 6 years, Oksana Malaya spent her life living in a kennel with dogs. Totally abandoned by her mother and father, she was discovered behaving more like an animal than a human child. For 2 centuries, wild children have been the objects of fascinating study. Raised without love or social interaction, wild or feral children pose the question, what is it that makes us human? Since Oksana's discovery, scientists have looked for clues in the handful of other recorded cases of feral children in their efforts to rehabilitate her. She's made astonishing progress in ways that many thought impossible. And now, age 22, Oksana wants to take an extraordinary final step, to be reunited with the parents who neglected her. I want to see them with my own eyes so desperately, because I've been told I have no parents. But actually, I do have them. One of the central questions in all of science that has to do with humans is, are we a product of our genes or are we a product of our experience? The old nature-nurture issue. Feral children tap into this because they are the natural experiment that we're not allowed to carry out. Part of being a human is being brought up by humans. If you're not brought up by humans, are you completely human? And I think in some of these cases, that's the issue that we're dealing with. The case of Oksana Malaya has brought up these issues all over again. The doctors attempting to rehabilitate her first wanted to learn the facts of her story. The information was sketchy. Oksana was born in November 1983. When the baby girl was born, she weighed 5 pounds 11 ounces and didn't have any abnormalities. Her parents were alcoholics. One night, too drunk to care, they left their daughter outside. Looking for warmth, the 3-year-old crawled into the farm kennel. She curled up with the mongrel dogs that probably saved her life. Mum had too many kids. We didn't have enough beds. So I crawled to the dog and started living with her. I would talk to them. They would bark and I would repeat it. That was our way of communication. A concerned neighbor finally reported Oksana's case to the authorities when the girl was 8. By then, the effects of her time with dogs had had serious consequences for Oksana's development. She was more like a little dog than a human child. First of all, she couldn't speak or she could hardly speak. And actually, the purpose of speaking, well, she didn't think it was necessary to speak at all. When we're talking about how does a child learn to live with dogs, there's obviously no deal as such, but there's give and take. So the dogs are giving their love, their attention, their acceptance in a sense. And what the child must give is that they've got to learn to adapt to the dog's situation. And if that means eating raw meat and scavenging a rubbish tip, that's what they're going to have to learn to do, because otherwise they're not going to survive. She used to show her tongue when she saw water, and she used to eat with her tongue and not her hands. She couldn't understand what a mirror is. And when she was showed a mirror, she didn't even recognize herself. She didn't even look at it. Oksana's lack of self-awareness makes her, in some respects, more like an animal than a human. Evet. Burada evet. Şimdi bu bize ne gösterdi bu şey, film? Daha doğrusu belgesel. Şimdi o çocuk köpeklerin arasında büyümüş. Anne baba alkolik. Ve köpeklerle özdeşim kurmuş. Şimdi bu ne kadın, ne erkek, ne insan. Bırak kadın, erkek, insan değil. Yani demek ki bizi insan yapan aslında genlerimiz değil. Yaşadığımız çevre çok önemli.
kadın yani kadını kadın, erkeği erkek yapan kimlik oluşumu ve cinsiyet biyolojiktir. Biyolojik cinsi erkek ve kadın. Mesela bu kız çocuğu aslında. Fakat ancak seneler sonra ayakta durma öğretilebiliyor. Seneler sonra bazı ufak tefek konuşmalar öğretilebiliyor. Yani insan olmak, insanlık kavramını öğrenemiyor çocuk. Bazı birçok beyin kapanmış çünkü. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Aslında bizim kimlik sosyal öğrenmeyle ilgili. Ve aynı şekilde insan olmak da sosyal öğrenmeyle ilgili. Yemek, içmek, üremekle ilgili temel ihtiyaçlarla ilgili hayvanlarla eşdeğer bir altyapımız var. Biz yani demek ki bize sosyal bilgilerle biz insan olmuşuz. O halde bu aynı zamanda cinsel kimlik tartışmalarını da bir devrim yaptı. Bakın. Kimlik, sosyal kimlik, etnik kimlik, kültürel kimlik, cinsel kimlik var. Cinsel kimlik dendiği zaman kişi doğuştan kadındır, erkektir yahut da bir de şu andaki üçüncü cinsel kimlik var. Transtır diyor. Transseksüelle ilgili ne kadar cinsel bütün transseksüelleri toplayıp gen alıyorlar, ortak genlere bakıyorlar. Hiçbir ortak gen yok. Bir ortak gen bulunamıyor. Bulunamadığı gibi şimdi bu feral child, vahşi çocuk olgusu bize ne gösterdi? Aslında kimlik algısı, kimlik yapısı dış sosyal öğrenmeyle ilgili oluşmuş. Genlerle vakit kaybetmenin anlamı yok. Yani çocuğu yetiştirirken kadını kadın gibi, erkeği erkek gibi mi yetiştiriyorsun, yoksa onu trans olarak mı yetiştiriyorsun? Mesela burada Freud'un yine haklı bir görüşü ortaya çıkıyor. Freud ne diyordu? Eşcinselliği ciddi bir sorun olarak görüyordu kişinin ruh sağlığının bozukluklarında. Yani cinsel kimlik oluşmasında böyle dominant bir anne, aşırı böyle kendine bağlayan bir anne ve aynı zamanda erkek karşıtı bir anne ise, baba da silik bir babaysa, çocuk cinsel kimlik özdeşimini baba yerine erkek çocuk anneyle yapıyor. Yani anne gibi özdeşim kurduğu için anne gibi olmaya çalışıyor. Freud burada doğru söylemiş bence, şu anda bakıyorum buradan. Çünkü yani transseksüeller, eşcinsellik ayrı bak. Eşcinsellik bir psikiyatrinin ilgi alanında değil. Eşcinsellik bir cinsel yönelimdir. Kişinin cinsel yönelimini, cinsel partnerini istediği gibi seçebilir. Ama transseksüellik bir klinik olgudur. Yani DSM-5'te gender dysphoria diye kimlik olarak geçiyor. Yani bu nedenle biz burada cinsel kimlikle ilgili algılarımızı da tekrar gözden geçirmemiz lazım. Mesela kadın beyni, erkek beyni farkına burada böyle bir espriyle. Kadın sol beyin, erkek beyni, mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama. Sağ beyin, kadın beyni, duygular, heyecanlar, müzik, sanat gibi. Erkek beyninde en büyük lob, seks lobu. Kadın beyninde en büyük lob, çikolata lobu gibi bir şey de yapmışlar. Burada sözcük üretirken beyninin çalışması, sözcük söylerken, konuşurken, anlam katarken görüyorsunuz. Konuşmada beynin hemen böyle 1/3 aktif hale geliyor konuşurken. Yani konuşma dediğimiz insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik. Burada yine beynin çeşitli, bak mesela singulat gyrus sosyal afilasyonla ilgili. Supranükleur siklus, nükleus neyle ilgili? Sirkadiyen ritim afilasyonla ilgili, bağlantılarla ilgili. Frontal korteks inisiyatifle ilgili, yani özgür iradeyle ilgili, planlamayla ilgili. Yani bunun gibi beynin her bölgesinin böyle fonksiyonel alanı var. Nükleer akumpes neyle ilgiliymiş? Mesela burada aktivite ve motivasyonla ilgiliymiş. İnsüla neyle ilgiliymiş? Daha çok fasiyel yüz ifadeleri, otonomik sinir sistemi, tonlarla ilgiliymiş. Burada kaudat neyle ilgiliymiş? Alışkanlıklarla ilgiliymiş. Bu nükleus terminalis neyle ilgiliymiş? Burada şartlandırmayla ilgili, böyle beynin şeylerle ilgili yani. Beyin davranış ilişkisinde bu çok önemli bir boyut. Diğer depresyonda bak, tedaviden önce, tedaviden sonra depresyonda beynin fonksiyonu. Tedaviden önce frontal lob çalışmıyor gibi hemen. Tedaviden sonra frontal lob aktif hale gelmiş. Bu USLA'in beyin glukoz metabolizmasıyla ilgili pipet çalışması. Yani depresyonda demek ki aslında düzelen organımız beynimiz. Yani depresyon bir beyin hastalığı. Evet. Burada da, bu da bizim serilerimizden birisi.
Burada ayrıntıya girmeyeceğim. OKB vakasıydı bu. Beta dalgaları yüksekti beyinde. Tedaviden önce, tedaviden sonra beyindeki bu beta dalgalar azalmış. Yani beta uyarılmış hali beynin. Beyindeki serotoninleri tutamıyor beyin. Hızla tüketiyor. Tedaviden sonra beyindeki enerji akışı, sinyal akışı, kimyasal ateşleme normalleşmiş. Beta azalmış ama kaybolmamış daha. Bunlar de, bu biyolojik marker olarak kullanılıyor artık biliyorsun. Bağımlılıkta da yine beyin fonksiyonu çok önemli. Ve bu sağlıklı kişinin beyni, sağda da ekstaz aldıktan sonra beynin ön bölgesindeki bütün serotonin şeyleri, bölgelerindeki hücreler boşalıyor bak. Kokainden sonra. Böyle. Bu boşalıyor yani. Ekstaziden sonraki beynin hali. 3 hafta sonra ancak normal hale geliyor. Düşün. O kişi sahte bir neşe halinde, müthiş bir trans halinde bir gece dans ediyor ama 3 hafta sonra, 3 hafta kendine gelemiyor ondan sonra. Yine burada normal beyindeki PET imajı, şizofrenik beyindeki PET imajı. Şizofrenin beynin ön bölgesi yine görüyorsunuz hipoaktif. Yani beyindeki glukoz metabolizması bu kişide oksijenlenme, glukoz metabolizması PET'te yavaşlamış. Yani şizofreni bir depresyon, hepsi frontal lob hastalığı. Yani aslında frontal lob olmasa insan olmazdı. Frontal lob olmasa medeniyet olmazdı. Bu da ana oluşturmada uyarı geliyor, nöron aktif oluyor, sinyal oluyor ve bu ana oluşturan bir şey. Burada da bu sinyaller devam ederse devam ediyor. Sinyaller yine devam etmeye alırsa artık kimyasal kalıcı bağlar oluşuyor. Ve sinyaller devam ederse uyarılar şeye dönüşüyor bu. Burada görüyorsunuz. Kalıcı olan bilgi bu. Bunlar da geçici bilgiler haline geliyor. Evet. Burada yine işte Londra taksi şoförlerinin olguları var. Bunlar hep daha fazla ayrıntıya girmeyeyim. Burada hemisferik asimetri depresyonda önemli, kaygıda önemli, kaçınma davranışında önemli, östrojen reseptörlerinin etkilenmesi önemli. Profrontal korteks olmasaydı medeniyet olmazdı demeye. Amigdala duygu jeneratörü mesela beynimizin. Benlik bilincinin oluşturulması da çok önemli. Frontal lob. Ve amigdala. Burada ödül ceza mekanizması bağımlılık da çok önemli. Glutamatın artması, GABA'nın fren mekanizması, fare deneylerinde gösterilmiş çalışmalar bunlar. Mesela sabır duygusu, dayanıklılık duygusu, psikoterapide sönümleme patlaması deniyor. Mesela orbital frontal korteks, anterosingüler korteksin şeyi bu, ortak fonksiyonuyla ilgili. Burada nört şey oluşursa denge oluşabiliyor kişinin. Yani ödülü, gelecekteki ödülü düşünmek. Sabır aslında. Eğer sabırı biz çile çekme olarak görürsek beyin sönümleme patlaması yapıyor, tahammül edemiyor. Ama gelecekteki ödülü düşünmek olarak sabırı kullanırsak beyin tolere ediyor onu. Onun için yani sabır katlanmak, acı çekmek değil. Aslında gelecekteki ödülü düşünerek bekleyebilmek. Kötü davranışın çekiminin doruk hissi diyor. Ve burada hayal kurmak ve serbest çağrışım yine beyinde karşılığı var. Zihin teorisiyle ilgili karşılıkları var. Sosyal beyin sistemleri, aktif dinleyicilik, terapötik beyin ağları, ezoterik bilginin perdelerini aralamak, şeffaflaştırma, ayıklama bunlar hepsi beyin bilgileriyle ilgili. Ayna nöronlar, empati, transferans, kontur transferans burada yine bak ayna nöronların oluşması Malak maymunlarında ilk keşfedilmiş 98'de ve ondan sonra işte şey başlıyor işte beynin yeni hücre üretmesi, ayna nöronların bulunması. Bu beyindeki ayna nöron sistemi default sistem gibi duygusal empati de önemli. Temporoparietal kavşak bilişsel empati ile ilgili. Burada ayna nöron sistemi beyindeki duygusal empati ile ilgili sistem. Theory of mind otizm de önemli. Bunlar diğer kavramlar. Burada D gülüşü pozitif psikoterapide basamak olmuş yöntemlerden birisi D gülüşü. Duşen gülüşü deniyor. İlk bunu 1875'te
Fransız kökenli bir psikolog bunu buluyor. Bak şu dudak kenarlarında, göz kenarlarındaki çizgiler var. Bu çizgileri ne kadar yukarı doğruysa gülmek de, bu kişilerde D gülüşü olan kişilerin ortalama 8,5 yıl daha uzun yaşıyor, daha az boşanıyorlar. Sağlık sorunları daha az yaşıyorlar. Bak, mikro ifadelere, yüz okumayla ilgili çizgiler. Mesela botoks yaptıranlarda bunu anlayamayız ama biz genel olarak baktığımızda şeyi, bu yüzdeki kaş ve gözdeki çizgiler şeyi gösteriyor kişinin. Bir nevi D gülüşü varsa pozitif, mütebessim kişiler bunlar. Güven duygusunun biyolojik korelatları bunlar. Entropi ile ilgili. Mesela sol prefrontal korteks ve kaos teorisi, az enerji harcayan nörel ağlar, çok enerji harcayan nörel ağlar. Bütün bunlar polivagal sistem, yüz kasları. Güvende bu biyolojik bağlantılarımız var. Etkili psikoterapi aslında ne dediğimiz, beyni değiştirmektir burada. Beyni değiştirmek. Burada beyni değiştirmek deyince nöromodülasyon tedavileri devreye giriyor. Bak burada bizim uğraştığımız bu çocuklardaki beyin haritalamasıyla ilgili bir örnekti. Burada şimdi beyin kaydı alarak, burada QEG çekerek beyin haritalaması çıkarılıyor. Burada TMO tedavisi yapılıyor. Burada yine beyin kaydı alınıyor. EKT tedavisi burada onunla ilgili. Bu nörofeedback tedavisiyle ilgili görsel. Bu da nörobiofeedback tedavisiyle ilgili görseller. Burada artık beyne biz müdahale edebiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ilaçların yerini RF dalgalarıyla, radyo frekanslarıyla amigdala bölgesini düzeltmeye doğru gidiyoruz, onu söyleyeyim. Bunlar işte beyin uyarı tedavilerindeki şu andaki hedef olarak aşama, belli bir özel bir dalga fonksiyonu üretip o kişinin beynindeki bozulan sinyal sistemini rewiring yapmak, o hedefleniyor şu anda. Buna işte kanıta dayalı tıp deniyor. Klinik yargı var. Bilimsel delille biyolojik ölçekler var. Hastanın değerleri ve tercihleri var. Bunun ortada evidence-based medicine ortaya çıkıyor. Kanıta dayalı tedavi ortaya çıkıyor. Bu pozitif psikoterapide de kanıta dayalı tedavileriyle beyinsel korelatları var. Bu, ve dikkat ve sabrınız için teşekkürler. Yani bir saati de şey oldu. İsterseniz bir 5-10 dakika ara verip daha sonra devam edebiliriz. Ne diyorsunuz? Yani ben bazılarını hızlı geçtim. Soru cevabı bıraktım. Slaytları şöyle bir gösterdim. Hocam nasıl isterseniz, isterseniz dediğiniz gibi bir 10 dakika, ara verip yani herkes bir şey yapsın, bir çay ve ihtiyaç molası verelim. Peki hocam. Çaylar şirketten değil mi? Evet hocam. Tamam. Saat kaç şimdi? 8'de ben şey yaparım. Yani, tamam peki hocam. Nevzat hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ ol Tahir hocam, sağ ol. Bekle, sorulara geçersek iyi olur. Daha şey yaparız. Hay. Olur. Tamam. 5-10 dakika bir ara. Saat 8'e kadar ara veriyoruz. Peki hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar kimse çıkış yapmasın. Tekrar eklemek vakit alıyor çünkü. Vakit kaybı olmasın. Bir kenarda bekleyebilir. Şey koruyacağım.
Kaçtı. Sonra denediye. Şey diyorum, babam Beyza şimdi niye kızdı? Ne bu işte? Başlayabiliriz kaldığımız yerden. Tabii hocam. Soruları mı almak istersiniz? Nasıl? Tabii, tabii soruları alalım. Ben soru bekliyorum. Chat'te de yazan var mı bilmiyorum. Merhaba değerli hocam. Ben söz alabilir miyim? Tuğba tabii, tabii, ben. Buyurun. Tabii. Teşekkür Tuğba ediyorum ben. Öncelikli olarak değerli sunumunuz için. Benim şöyle bir sorum olacak. Şimdi aslında depresyon insanın kendini bilmesi için bir dönüşümdür bana göre. Yani önce kaos sonra düzeni getirir ve kişinin hani kendini anlamasıyla anlam katabilmesi için önemli bir bulgudur. Eğer doğru işlenirse depresyon süreçleri. Mutlulukla ilgili yani bu pozitif psikolojinin bu konuda hani depresyonu daha çok azaltarak veya yaşatmayarak geçiştirmeye çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda? Yani depresyon şeyi geçiştirmeye çalışmaktan yani şeyi pozitif psikoterapi açısından mı? Evet evet. Yani aslında geçiştirmek değil ama bir nevi biraz önceki anlatınızda ben böyle bir şey algıladım. Yani hani insanın depresyona girmeden de terapötik yönden iyileştirilebileceğini söylediniz. Ama bu gerçeklerden hani kaçmak veya yüzleşmemek anlamında düşünürsek tabii nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada tabii psikoterapi teorilerinden ne şöyle bir bakalım. Şimdi analitik teori ne diyor? Çocukluk çağı travmalarını vesaire in diyor. Kişinin çatışmalarını aç, afektif süreçlere bak, bilişsel süreçlere bak, çatışmanın dinamiğine bak ve buradan hareketle çatışmanın dinamini transferans, kontur transferans oluştur ve kişiyi şey haline getir. Yani kişinin sorununu çözme gibi bir teoride ye bu oluşturuyor. Fakat pratik uygulamada kişinin analiz tekniği olarak süper. Mesleki tatmin olarak bizim açımızdan süper. Ama sonuçta bakıyorsunuz hastada çocukluk dönemlerine inip kişisel travmalarına indiğiniz zaman bunu bir ortaya çıkardığınız zaman birdenbire kişi babasına düşman olmaya başlıyor. Yönetemiyorsunuz. Çocuklar düşman oluyor. Yani şey gibi cerrah dokuları açıyor fakat
kapatamıyor bu sefer de. Yara iç kanama oluyor gibi. Yani çok şey, çok zor bir süreç o. Onun için klasik psikanalizde analiz yapan kendisi 2 sene analizden geçmesi lazım. Kendi narsizmini düzeltemeyen başka müdahale edemez. Bu çok zor bir yöntem. Hani teorik olarak çok hoş, çok güzel. Yani işin kökenine inelim anlamında çok yöntem. Fakat şu anda bu bu dokulara saygılı hekimlik anlayışı içerisindeki, yani klasik hekimlikte bizim mesela öğrencilik yıllarımızda cerrahlar şöyle derdi. Teşhis koyamayınca açarız, bakarız, teşhisi koyarıp kapatırız derlerdi. Şimdi bu yani şeye inmek mi, yani derine inip tedavi etmek mi? Yeni bir travma daha açıyorsun kişiye. Yani o dokulu açıyorsun, şimdi mikrop var, bağışıklık sistemine yeni bir travma daha ekleniyor. Yani yeni yeni sorunlar ortaya çıkarınca şu an ideal olan, vücudumuz emin ol bizden daha akıllı. Evet. Vücudumuz daha akıllı. Vücudumuzdaki doğal savunmaları kullanarak o kişinin hastalığı, biz kayıp halkayı bulup onu düzeltiyoruz burada. Kayıp halka ne? O kişinin hasta olmasına sebep olan halka. O halkayı yerine koyduğumuz zaman zaten zincir çalışıyor, kişinin ruh sağlığı yerine geliyor. Kayıp halka nedir? Mesela insanlarla iletişim kurma şeyi, problem çözme becerilerinin olmaması ve bununla ilgili kayıp halkaları yerine koymak. Yani bunu yaptığımız zaman bizim, yani burada depresyonu geçiştiriyor gibi anlamamak lazım burada. Yani kişi de tedavi zincirinde eksik olanı tamamlayıp daha kısa bir yol. Yani bu tedavi de kısa yol oluşturuyor. Kayıp halkayı yerine koyuyor ve kişi bir müddet sonra böyle durumlarda, hani o yara açmanın, ikincil travmaların etkisi olmadan sosyal hayata daha kolay katılıyor. Ruhsal dinamikleri daha iyi, afektif süreçlerini daha iyi yönetiyor. Kognitif bilişsel süreçlerin daha iyi yönetili hale geliyor. Ama bunu da bilimsel metodolojiyle yapacaksınız. Yani onun için gerçekten terapist olmak virtüöz gibi bir şey. Yani evet. Hangi enstrümanın nasıl çaldıracağını bilmek gerekiyor. Yani onu eğer sen iyi bilemezsen, yani kişinin bir tarafını düzeltirken bir tarafını bozabilirsin. Onun için ölçerek gidebilmek önemli. Psikolojik dinamiklerini, işte emosyonel regülasyonu öğretiyorsunuz. Hangi durumlarda nasıl davranacağıyla ilgili yeni öğrenmeler kişilere yaptırıyoruz. Bu aslında pozitif psikoterapi tezlerinde denge teorisine uyuyor. Yani aslında vücut homostazis, yani denge var. Vücutta bir negatife çeken bir taraf var, pozitife çeken bir taraf var. Sen kişinin negatife çeken tarafına uğraşmak yerine pozitifi güçlendirme yöntemiyle gidip kişinin hayatta yaşadığı olaylarla kazanım haline dönüştürüp pozitif yönde ilerlemesini sağlıyorsunuz. Yani bu daha kısa bir yöntem oluyor. Yani şu anda tabii tek ideal terapi yöntemi şudur demek doğru değil. Tıpta. Burada tek doğru yok çünkü. Karşımızdaki öyle hasta vardır ki ona muhakkak dinamik süreçlerle gitmen gerekir. Öyle hastalar var. O daha çok faydalar buna. Öyle hastalar var ki onlarda CBT gerekir mesela. Sadece o kişide mesela EMDR yapmak gerekebilir. Mesela bazı CBT'ciler EMDR'ye karşı. Yani ben bir CBT'ci olup da EMDR'ye karşı olmasını anlayamıyorum. Ya yani EMDR'de ne yapıyor? Kişinin sağ beyin, sol beyin konneksiyonunu kullanarak unutulmuş travmalar ortaya çıkarıyor ve travma tedavisi yapıyor. Yani bu da yani beyin korelatları olan bir tedavi. Mesela hipnoterapi de bir tedavi yöntemi. Onun için bu hastaya hangi tedavi yöntemi iyi gelir, buna karar vermek çok önemli. Pozitif psikoterapi de burada yani çok geleceğe olan bir sistem. Ama tek yöntem değil. Tek yöntem olarak bunu söylemek biraz mesleki indirgeyicilik olur. Mesleki grandiosite olur. Biz burada hastanın, bizdeki klinik ölçek şudur. Yani klinik motivasyon şudur. Hastanın yüksek yararı. Benim mesleğim, egom şöyle, ben şu metodu bilirim, illa bunu uygulayacağım. O zaman sen hastanın yüksek yararını düşünmüyorsun. Etik davranmıyorsun demektir bu. Yani psikoterapinin etiğinde biz elimizde
bilgi seti var. O bilgi setini hastanın lehine nasıl kullanırız? Bunu yapacağız. Hasta bize bunun için başvuruyor. Burada da o bilgi setinin içerisinde bir tanesi de bu pozitif psikoterapi olmalı. Başka birisi CBT olabilir. Yani onun için hepsinden biraz temel bilgilere sahip olmak gerekiyor bir terapistin. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu pozitif psikoterapi iş hayatında da uygulanmaya çalışıyor ve şu anda aslında biraz psikolog olarak da bu konuya eğilmesi taraftarıyım. Çünkü bunu işin ehli olmayan kişiler işte well-being adı altında ya da diğer başlıklar altında işte bu mindfulness adı altında işleyip kullanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yani bu enstrümanları tabii ki idealize edip doğru şekilde kullanmayı hepimiz tercih ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii sağ olun. Bu yaşam koçuyum diye çıkıyor. Evet. Adam araştırıyorsun ki bakıyorsun iktisat mezunu. Yani işletme mezunu. Çıkmış yaşam koçuyum diye. Biraz kitap okumuş. Ağzına laf yapıyor. İnsanlara mentörlük yapmaya çalışıyor. Yani bu gerçekten bunun için bizim ama sonuçta biraz bu her zaman vardır ya. Yani böyle bahçeye girdiğin zaman muhakkak dikenler de olacaktır. Ama sen dikenler için bahçeye girmezsin. Güller için girersin. Tabii. Burada da böyle. Yani biz o bahçeye gireceğiz. Gerekli şeyi yapacağız. Yani dikenlere de katlanacağız. Madem gülü seviyoruz. Bunlar da bu mesleğin şeyleri, parazitleri, mantarları yani, ve hastaları yanıltıyorlar. Yani hastalarda maalesef böyle ümitse düşmüş insanda çok kolay kanabiliyor. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle ya. Mindfulness mesela çok bir pozitif psikoterapinin aslında bağlantılı bir şeydir. Yani mindfulness'ın yani acceptance commitment terapi. Yani mindfulness olarak söyleniyor ama aslında onun bilimsel adı acceptance commitment terapi. Nedir bu? Acceptance commitment şu, biz yani kararlılık terapisi diye geçiyor ama aslında kararlılık kelimesi karşılamıyor ona. Accept, kabul. Kabul ve kararlılık değil. Kabul ve yönetme tedavisi. Yani sorunu, travmayı kabul ediyorsun. Ondan sonra yönetiyorsun ona. Yönetebilmek var burada. Kabul ve yönetme tedavisidir. Yani commitment'ı biz kararlılık olarak çevirmişiz. Halbuki commitment burada şey var. Yani evet. Amaca yönelik girişimde bulunmak var. Yönetme var burada. Kabul etmek ve yönetmek zaten şeylerden pozitif psikoterapinin yöntemlerinden birisidir. Yani travmayı kabul etmeden, yani kabul ettiğin zaman ama nasıl yöneteceksin? Yeniden anlam yükleyeceksin bak şeye. Yani burada pozitif psikoterapinin önemli şeylerinden birisi yaşadığı olaylara kişinin, sorunlara, travmalara, olaylara yeni anlamlar yükleterek yeni yollar çizmek. Yeni anlam yüklemedikçe o kişi kendisinin yüklediği anlam üzerinden gittikçe o zaman ilişkiyi, terapi hasta yönetiyor. Sen hastaya yaşadığı olayı, travmaya yeni anlam yükletmezsen terapi yapamazsın ki. Yani yaptığın terapi değildir. Yani o zaman terapötik liderlik sende değildir. Terapötik liderlik terapiste olmalı. Hastaya, ondan sonra hastalar nasıl biliyor musun? Ya ben filanca doktora gittim, işte psikoloğa gittim. Bir anlattım, bir güldürdüm, bir şey yaptım. Ya ben onu tedavi ettim diyor. Ya yani buna rastladık ya, böyle geliyorlar bize. Ben onu tedavi ettim ya adam. Adam bana kendi ailesini, çocukluğunu anlattı ya diyor psikolog. Belki de onu anlatan ona bir şey örnek olması için anlattı. Yani o yüzden hastalar bunu diyeceklerdir. Biz onun için terapötik liderlik bizde olmalı. Terapötik işbirliğini doğru kurmamız lazım. Yani aslında burada genel terapötik faktörleri iyi kullanırsak pozitif psikoterapi de bizim elimizi güçlendiren bir yöntem. Evet. Evet. Teşekkürler tekrar hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Burada yani şeyler bir sunumu istemiş bir arkadaşımız. Tabii ben onu da buradan herhalde zipleyip ben moderatör arkadaşımız şey yaparsa bizim özel kalemden İsterse yarın şey yaparız. Olur hocam. Ben Şaban Bey'den göndeririz size. Yani bütün slaytlar falan hepsini şey film videoları şey yaparım. Yani şey gibidir. Yani bilgi verdikçe çoğalırmış. Para verdikçe azalırmış.
Değil mi? Ne diyorsun hoca? Kayseriler daha iyi bilir bu işi. Hocam ne diyor? Tahir hocam Kayseri olarak bekliyorsun burada... hocam? Bilgi verdikçe artar. Para öyle değil ama. Onun Kayseri'deki karşılığı şöyle. İlmi isteyene parayı Allah istediğine verilmiş değil mi? Allah istediğine verilmiş şeklinde yani. Bilim bilim parayı... çalıştığın zaman ilmi mutlaka elde edersin ama para kısmet işidir derler. Kısmet para. Onun için çalışmayla zenginleşemiyorsun. Ancak ilime oturursanız onun mutlaka karşılığını alırsınız. Ama sabahtan akşama kadar para kazanınca çabalı hiçbir şey almayabilirsiniz. Evet. Veyahut da çok şey kazanabilirsiniz. Doğru. Hocam ben şunu gördüm. Yani işini iyi yapınca insan hedefe odaklanınca, işini iyi yapınca zaten ihtiyacın olan maddi şey geliyor arkasından ya. Tabii her işte öyle yani siz başarılı olduktan sonra zevkle, keyifle yaptıktan sonra hangi işi yaparsanız yapın orada maddi olarak sizi tatmin edecek bir hayat seviyesi yakalarsınız. Geliyor, muhakkak geliyor yani. Hakikaten yani o konuyu hedeflediğin an hedefleyen kişi ne yapıyor biliyorsun. Yani birazcık bakıyorsunuz adam iyi bir hekimken gitmiş otelciliğe girmiş. Girmiş kooperatife girmiş. Girişine girmiş. Ya bak o zaman bakıyorsun bu adamın geçmişine, yatırımlarına baktığı zaman bu adamın ilgi alanı şey. Yani ticari ego ideali ticaret bunu. Ama yani aslında şöyle bir şey. Gerçek kendilik dediğimiz içimizdeki duygularımıza yönelik bir hayat kurarsak yaptığımız işten keyif alıyoruz. Tabii. Siz yaptığınız işten keyif alıyorsun. Ben yaptığım işte ama arkasından bunu mutlaka maddi gelirisi oluyor bir şekilde. Ama keyif almadığınız bir işi yaparsanız yani eskiden biliyorsunuz hep Türkiye'deki başarılı insanlar hep doktor olurdu. Hala da kısmen de öyle de. Yani doktorluğu sevmiyor. Yani ticareti seviyor. Sanayici olmak istiyor. Üretmek istiyor. Buluş yapmak istiyor. Keşke o güzel beyinler böyle kendi gerçekten istedikleri alanlarda olsalar Türkiye yani 2 kat 3 kat olurdu diye düşünüyorum. Bak para verdikçe çoğalır demiş bir arkadaşımız. Evet. Oradaki para kavramı herhalde bereket kavramıyla ilintili. Hayır hasenat yapmak. O farklı bir kültürün kaynağı, farklı bir anlamı. Yani para getirir anlamında değil aslında. Evet. Yani burada paradan kastedilen menfaatse mesela para da bir menfaattir. Kendi menfaatinden başkasına verdikçe bu ömür ötesi menfaat de sağlıyor hocam. Bu da tabii orada bir irfan var. İrfanın tabii. Farklı ifade edilmesi var yani. Alan elden her zaman üstündür. Verdiğiniz zaman içiniz zenginleşir, gönlünüz zenginleşir. Dediğiniz gibi iki dünyaya inanıyorsanız farklı bir kâra doğru gidersiniz. Sesiniz gitti hocam. Kapandı herhalde. Ben sesinizi alamıyorum. Benden mi kaynaklanıyor acaba? Yani alan kazanmaz, veren kazanır. Kesinlikle. Bizim kesinlikle. İrfan kültüründe, Anadolu'nun irfan kültüründe var o. Yani kesinlikle. Aslında vererek mutlu olan kimse kendiyle barışık oluyor ya. Otantik mutluluk da var hocam ya. Yani bu, yani başkasını kendini mutlu ederek mutlu olmak şeydi, Batı öğretisiydi. Ama Doğu bilgeliği ne diyordu? Paylaşarak mutlu ol diyordu. Paylaşarak mutlu ol diyordu. Karşılıksız bir şey beklemeden. O vermenin güzelliğini yaşayarak. Ya. Batı medeniyeti çıkarcılık üzerine dönüyor. Evet. Ama Doğu medeniyeti, Doğu bilgeliği paylaşarak mutlu olmayı öğretiyor. %100 katılıyorum. Evet. Çok yaşayın hocam. Tabii, sağ olun. Çok hayırlı sağlıkla. Sağ olun inşallah. Sağ olun. Evet. Burada şeyi gönderiyoruz. Evet. İkisinin zekatını vermek lazım. Evet doğru hakikaten. Ya ilmin de zekatı var, paranın da zekatı var. Hocam ben şu anda Antep'teyim. Antep'te bir eğitime geldim. Öyle mi? Ben zekatını veriyorum. Veriyorsun. Tamam. Bizimki de öyledir herhalde hocam. Zekatını kesinlikle vermek. Şu anda siz de bir hayır yapıyorsunuz. Sağ olsun şu karşılık beklemeden. Güzel etkinliklere misafir oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum o açıdan da. Yani burada tabii şeyin öne ki mesela Anadolu'da şeye %2,5 zekat de 1/40. Buna şey zekatı derler, cimri zekatı derlermiş. Ya asgarisini veriyor. Ona da razıyız canım şu anda bu zaman insanın. Emin ol. Şu anda herkes zekatını verse var ya yoksulluk kalmaz memlekette ya.
kalmaz. Yani zekat biliyorsun zenginin verdiği bir şey değil. Borç. Fakirin hakkı olan, fakirin hakkı olan bir şey. Yani onun üzerine bir yani yine kültüre baktığın zaman onun üzerine bir şey yaparsa bu hayırdır. Diğeri zaten fakirin parasıdır. O sende emaneten duran bir şeydir. Onu vermeye mecbursun, mahkumsun. Yani ilave olarak bunun üzerine ne koyarsan senin verdiği şey ondan sonradır. Ya burada güzel bir soru var. Sırf başkası mutluluğu için hareket edenlerin durumu nedir diyor. Bak burada hani bazı kişilerde fedakarlık şeması vardır. Böyle zihinsel olarak. Fedakarlık şeması olan kişi hep vererek mutlu olur. Başkalarını ona ihtiyacı peşindedir. Özellikle bu pasif agresif kişilerde var. Yani kişilere verir bunun karşılığında benim dediğimi yap. Benim istediğim gibi davran diye. Burada vermeyi, sevgiyi sopa gibi kullanıyor aslında. Aynen. Sopa gibi kullanıyor. Ona kendisine bencilce bir sevgi var burada. Şartlı sevgi bu. Şartsız sevgi olabilmesi için o kişinin mutlulukta da öyle. Yani mutlulukta bir kimse yani başkasını mutlu ederek kendi mutlu olacak ama kendisine de zulmetmeyecek, haksızlık yapmayacak. Yani itidalin ötesine geçen her şey patolojiktir. Tabii aynı öyle. Yani karşıtını besliyor. Aşırı doza geçtiğin zaman bir şey karşıtını beslemiş oluyorsun. Aşırı sevgi ne oluyor? Nefrete dönüşüyor. Yani aşırı vericilik de... Sadistik kontrol diyor Kernberg yani. Aşırı vererek öbürünü felç etme ve sana karşı gelme gücünü ortadan kaldırma. Sadistik kontrol diyoruz. Tabii, sadistik kontrol. Yani burada karşı tarafa veriyor. Ben saçımı süpürge ettim, her şeyi verdim. Bunun karşılığında bu muydu diyor. Sen ne için yaptın bunu? Karşı tarafın üzerine böyle baskı kurmak için, zulmetmek için mi yaptın bunu? Yani o da bir şekilde bir nevi hakimiyet duygusunun bir yöntemi. Yani Masters'ın da böyle mazoşizm, narsizm diye bir şey var. Ben o kadar çok verdim ki verirken bunu anlatma hikayesinden gizli bir haz duyuyor. O kadar verici olmak, bu kadar zulme uğramaktan keyif alıyor. Bunu anlatırken vermiş olduğu keyif hali aslında bütün bu yapılanların bir narsist tatmin olduğunu gösteriyor. Narsist tatmin tabii. Yani verirken göstere göstere vermek mesela. Evet. Değil mi? Narsizlerin tedavisinde sessiz iyilik yapmayı öneriyoruz mesela. Narsizler. Gizli sağ el sol eli duymayacak. Yani sessiz iyilik yaparsa narsistin hiç hoşuna gitmez. Bunu ama kendine öğretirse dürtü emosyon regülasyonunu sağlamış demektir. Sessiz iyilik. Ama gösteriyorsa iyilik yapıyorsa bu çıkar amaçlı, menfaat amaçlı bir iyilik. Yani boşa iyiliktir gene ama yani bunun karşılığında o iyiliği kendi marka değerini artırmak için, ticari amaçla kullanmak için yapıyorsun demektir. Yani, felsefesi olmayan bir iyiliktir o. Kapitalist bir iyiliktir. Filantrofik iyilikler var. Yani şu anda Bill Gates iyilik yapıyor. Filantrofik iyilikler. Aşıya yatırım yapıyor. Dünyada aşılandırarak dünyayı iyileştireceğim diyor. Aslında dünyada aşı üzerinden dünyada sağlık endüstrisine hakim olmak ve bir müddet sonra bunun arkasından şu gelecek. O iyilik yapıyorum derken o aşıyı yapılmayan uçağa binmeyecek diyecek mesela. Ne olacak? Dünyaya hakim olmayı yöntem olarak kullanacak. Hayırseverliği. Yani filantrofik narsizmdir bu. Hocam aynı zamanda iyilikte yarışın da diyor yani. Tabii. İyilikte yarışmak ama iyilikte niyet çok önemli ya. Niyet ne için iyilik yapın var bak. İyi niyet ve güzel gayretiniz varsa tamamlayıcısı benim diyor hadisi kutsi. İyi niyet ve güzel gayret varsa iyi niyet olmadan yapılan iyilik de iyiliktir ama niyet nedir? Niyetin kendi hakimiyetini sağlamak mı, egonu tatmin etmek mi yoksa ilahi hedefe uygun bir niyetin mi var? Hayatın sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? İyi insan olmak gibi bir hedefin mi var? Yani bütün bunlar niyete göre, yani niyetler onun için davranışların ruhudur niyetler. Davranış iyilik davranışıdır ama ruhu olmasını istiyorsak onun niyetimizi gözden geçirmemiz lazım. Mesela çocuğumuza bir iyilik yapıyoruz. Nedir o? İleride bana baksın diye mi yapıyoruz? O zaman niyetin ruhu sakat. Anayasanın ruhu olduğu gibi, kanunların ruhu olduğu gibi yaptığımız davranışların da ruhu var. Bu da niyettir.
Onun için niyetin nörobilimi var. Bak şu anda en çok üzerinde konuşulan konu şu anda niyetin nörobiyolojisi. Niyetlenmiş davranış aynı nöronlarla ilgili. Ya bir kimse bir şey niyetlendiği zaman aynı nöronlar müthiş aktif hale geçiyor. Niyetlendiği zaman karşı tarafın beyninde de aynı nöronlar aktif hale geçiyor. Aynı eş zamanlı. Niyet ikna yöntemidir. Niyet. Yani Google ikna laboratuvarı kurmuş. Eskiden ikna laboratuvarlarında şunu söylüyorlardı. İkna laboratuvarlarında karşı tarafı ikna etmek için rol yapabilirsin diyorlardı. Ama şimdi ikna laboratuvarlarında bir şeyi ikna edeceksen önce sen inanacaksın diyor. Sen inanırsan karşı tarafa inandırabiliyorsun. Onun için burada niyet bizim davranışımızı şekillendiren en önemli şey bu. Kader, gen kader değildir, algı önemli dedik. Anadolu'da fıtrat değişmez, töpülenir diye bir yaklaşım var. Peki bu durumda fıtratı nasıl? Yani fıtrat denilen şey işte zaten bizim kişiliğimiz bir binna ise genlerimiz şeydir. Taşıyıcı sistemdir. Kolonlar kirişlerdir. O kadar. %30-40. Bir inşaatın zaten maliyetini oluşturduğun zaman kolon, kiriş ve taşıyıcı sistemler %30-40'ıdır. %60-70'i inşaatın şeyidir. İşte boya, sıva, elektrik, tesisat şu budur. İşte biz sadece genlerle bize gelen oradaki boyun 1.80 olacak genlerde. Mesela bunu eğer iyi bakarsan kendine 1.80'e ulaşır. İyi bakmasan 1.60'da kalırsın. Genlerimiz de böyle bize bir çatı veriyor. İskelet veriyor bize. Biz onu dolduracağız. Onun için ama insanı insan yapan da genlerdeki o biyolojik eğilimlerin altyapıyı nasıl törpülendirdiğine bak o Feral Çalt, Ukraynalı çocuğu gördük. Çocuk köpekler arasında büyüdüğü için insan bile olamamış. Genler burada o genlerini uygun iklim oluşturamadığı için, çevre oluşturamadığı için genleri ölmüş, harekete geçmemiş. Bununla ilgili fareler üzerinde bir deney var. Doğan fareleri doğar doğmaz bir grup farenin gözünü hemen kapıyorlar. Farenin. Bir gözünü kapadıkları farenin bir kısmını bir ay sonra, bir kısmını üç ay, bir kısmını altı ay sonra açıyorlar gözlerinin. Görüp görmediğini takip ediyorlar. Altı aydan sonra gözü açılan fareler görmeyi öğrenemiyorlar. Ama daha önce açılanlar yavaş yavaş öğreniyorlar. Altı ay fare ışık uyaranı almazsa, zihinsel uyaranı ve beyin oksipital alanlardaki hücreler köreliyor, çalışmıyor. Ve aynı ki sosyal beynimiz de öyle, emosyonel beynimiz de öyle. Bunları kullanmadığımız zaman köreliyor. Yani o vahşi çocuklara annelik öğretilemiyor, sevgi öğretilemiyor. Tıpkı otistikler gibi. Bunun için genler kader değildir ama kaderimiz de bizim şeyidir. Bize altyapı oluşturur. Biz bunu iyi yönde kullanırsak kaderimiz de o yönde gelişir. Onun için algılarımızı da dikkat etmemiz gerekiyor. İnançlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Daha Descartes ne demişti? Düşünüyorum o halde varım demişti. Ama şimdi ne diyoruz? Düşünüyorum, hissediyorum o halde varız dediğimiz. İnanıyorum o halde varız diyorum. Bak. İnsanı insan yapan inanışlarıdır. İnanç kalıplarıdır. Kalıp yargılarıdır. Bunlar oluşturuyor. Bunlar da sosyal öğrenmeyle oluşuyor. Genler ama bunun altyapısını veriyor bize. Genetik olarak eğilimimiz olmazsa bizim insan olamayız ki hayvan olarak kalırdık biz. Yani o şey gibi kalırdık. Yani hep aynı kalırdık. Yani aslında evrimsel psikoloji açısından da ele alırsak yani bize yani bunu şuna benzetiliyor. Şey düşünün, bir tarla düşünün. Ot, her şey var tarlada. Bir bölgesini hep suluyorsunuz. Suluyorsun, suluyorsun. O bölge yeşilleniyor, ağaç oluyor, kuş oluyor, böcek oluyor. Her şey toplanıyor oraya. Sulamadığınız tarla kupkuru kalıyor. İnsan beyninde de aynı şekilde nereye yatırım yapıyorsan insan beyninde orası yeşilleniyor, sulanıyor, genişliyor. Yatırım yapmadığın yerler çorak tarla gibi kalıyor. Onun için yani biz zihinsel yatırımlarımız çok önemli. Fıtrat dediğimiz şey sadece şeyler olarak kalıyor. Genetik kodlar olarak duruyor. Yaptığımız yatırımlarla tarladaki tohumları harekete geçirmemiz lazım. Fıtrat bu. Fıtratı geliştirmek. Evet, melanosit yıkımını artıran fizyolojik psikolojinin olumsuz etkisini olumluya dönüştürme adına çalışmalarımız var mı? Melanosit yıkımı dedi, yani bu
renk hücrelerini kastediyor değil mi? Onunla ilgili bir şey mi? Arkadaş Zeynep vermiş, sormuş. Fizyolojik. Yani burada yani ışıkta etkileşen hücreler var. Onun yıkılımı, yani bağışıklık sistemiyle ilgili olabilir bu. Yani ben onu bu konuda şey, yani çok fazla bir şey bilmiyorum. Yanlış bir şey yönlendirmeyeyim. Yani bağışıklık sistemiyle bağlantısının olması lazım. Burada şey, bağlantı kurabildim. Çünkü immün cevapta çok önemli bu şey. Işığa duyarlı hücreler. Yani cilt altındaki endorfin reseptörleri çok önemli. Hatta akupunkturda bu endorfin reseptörlerinin harekete geçtiği, çalıştığı söyleniyor. Bunlarda yıkım olursa bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir. İmmün, mesela stres immün süpresyon yapıyor. Yani böyle durumlarda ışık uyaranı olmadığı zaman da bağışıklık sisteminde işte D vitamininden tutun da birçok şeyler temel dış kaynaklı şeyler, vitaminler, mineraller de eksilmeler olabilir. Yani onun için onu ayrıca araştırmak lazım. Yani çok fazla bir bilgim yok o konuda. Aklımda yorum yapabildim. Bunlar var. Son soru da bu olsun isterseniz hocam. Uyuşturucu etkisini oluşturmak için kullanılan ilaçlar, örneğin epilepsi hastalarına ağrı kesici olarak kullanılan bağımlılık haline nasıl yol izlenmesi gerekir? Yani burada epilepsi gabapentin ilaçlar var burada kullanılıyor. Gabapentin ilaçlar, bunlar GABAerjik ilaçlar, işte diazepam falan da o grupta. Yani bu ilaçlar şey yaptığı için, GABA'yı artırdığı için aynı zamanda rahatlatıcı, gevşetici etkisi var. Aynı zamanda antiepileptik etkisi de var bu ilaçların. Bu ilaçlar şu anda duygu durum bozukluğu tedavisinde de kullanılıyor. Emosyonel regülasyonda, özellikle eşik altı duygu durumda, dürtü kontrolünde bu gabapentin gibi işte gibi ilaçlar, Lyrica olarak geçen işte gibi ilaçlar, bunlar orada GABAerjik stabilizasyon yaparak şeyde yani kişinin anksiyolojik etkisinden de faydalanıyor. Aynı zamanda ağrı kesici etkisi var. Nöropatik ağrılarda kullanılıyor. Bağımlılık yapmıyor. Yani bağımlılık yapmıyor ama bağımlılık hastaları bunu çok seviyorlar, o ilacı. Yani kesilebiliyor. Yani çekilme sendromu yapmıyor. Kontrol kaybını çok fazla yapmıyor. Haz vermiyor çünkü çok fazla. Sadece antistres olarak. Zamanında Melleril vardı. Hacım hatırlarsın Melleril. Evet. Çok yani o kadar çok kullanırdık ki o Melleril, Mellerethesi. Müthiş işe yarıyordu aslında. Şimdi hastalar, cezaevindeki hastalar bunu yazdırmak istiyorlar bize. Nörontin istiyor mesela. 600-800. Bir de onun nörontinin, yani gabapentinin de böyle toksik marjı çok geniş. Yani 4000 gram falan kullanılabiliyor. 4000 miligram kullanılabiliyor günde. Yani ve müthiş kişi, yani bir nevi sedatize ediyor kişiyi. Duyarsızlaştırıyor. Yani esrarın yaptığı etki gibi de benzer bir etki yapıyor. O da geçici olarak o kişileri sorunlarını unutturuyor ona. Ama bir taraftan da ağrı kesici etkisi var. Oradan faydalanılıyor. Evet. Yani bu sonuçta yani yan etkileri de tabii bu gabapentin grubu ilaçların yan etkileri kognitif yavaşlık yapıyor. Yani çok. Yani anlama, kavrama, algılamayı yavaşlatıyor kişilerde. Antiepileptik yanlarının dışında yani bu özellikleri nedeniyle de özellikle böyle düşünen zekasının zihinsel üretiminin fazla olduğu kişilerde çok uzun yüksek doz kullanamazsınız onlarda. Yani kişiyi donuklaştıran ilaçlar, öyle bir etkisi var. Evet, yani burada pozitif psikoterapide algı ve inançların yeniden işleme süreci nasıl ilerliyor? Yani burada tamamen psikoterapide çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri var. Ön testler, son testler var. Yani kişinin o algılarını mesela şeyde kullanılan 60 küsur soruluk şey var. Böyle yanlış kişisel inanışlar ölçeği var. Personal believing questionnaire diye. Kişisel inanışlar ölçeği var. Kişinin hatalı inanışlarını belirliyorsun.
kimse beni sevmiyor, mükemmel olmalıyım vesaire. O hatalı inanışlarını düzeltecek yani hedef belirtileri seçiyorsun, onun üzerinden gidiyorsun. Yani burada Pareto yasası var işletmede kullanılan. Sorunların %80'i, %20'sini çözdüğün zaman çözülüyor. Bu terapide de önemli. Yani sorunların %80'ini çözdüğün zaman bir kimsenin %20'sini %80'e %20'nin tekrar oluyor zaten. Önemli olan o terapist olarak onları bulacaksınız. Ya bu kişi en çok hangi alanlarda böyle ruminasyon yapıyor? Hangi alanları çözersem ona bağlantılı diğer alanları çözersin. Zaten biraz da işin o testleri yapmaktaki avantajımız o oluyor. Ya yani o kişide anahtar şeyler var. Düşünce hataları var. Anahtar düşünce hatalarını bulup onu çalışırsanız birçok düşünce hatalarını kendiliğinden düzeltici etkisi yapabiliyor. İşte onu bulabilmek de biraz işte bu işin sanatsal kısmı, ustalık kısmı diyebiliriz. Yaptıkça onu anlıyorsunuz. Yani bu hasta geldiği zaman ona mesela bir saat, iki saat terapi yapmak yerine bir söz söylüyorsun hastaya. Ya bu biraz da klinik sezgi. Bir şey söylüyorsun, hastanın tam ilacı olan bir cümle. O hastayı şey yapıyor. Böyle bakıyorsunuz 10 seans terapi almış gibi rahatlıyor. Mesela ben bir defa rastlamıştım hastaya. Yani bu yani bir dereyi geçerken at değiştirmez demiştim ben hastaya. Ondan sonra hastanın bütün şeyi sorunu çözülmüş yani. Başka ya ben sorunum çözüldü gelmeyeceğim artık dedi. Düşün. Yani böyle bir hatta bu ben değil de psikolog arkadaş söyledi bunu. Ya böyle böyle dedi hasta dedi. Yani dereye geçer yani o demek ki bir konuda ısrar ediyormuş devamlı. Şey bir konuda ısrar aynı kişiyi değiştirmeye çalışıyormuş. Dereye geçer aç değiştirmez deyince o kişiyi değiştirmekten vazgeçmiş. Onunla yola ilan etmeye karar vermiş. Sorunu çözülmüş. Yani bazen siz de böyle taşı yediğine koymuşsunuz. Ya yani o öyle bir şey olmuş demek. Denk düşmüş. Yani o biraz da artık yani o hastanın ihtiyacını o anda sezgisel olarak çıkarabilme. Bu herkes bunu hastaya odaklanırsa farkında olmadan yapabiliyor bunu yani. Yani klinik tecrübeyle zaman içinde insan biraz ustalaşabiliyor konuda. Evet. Herhalde tamam hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah faydalı olmuştur. Mutlaka. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Psikoterapi Enstitüsü olarak sağ olun hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Plaket falan veremiyorsunuz ama hocam ne yapalım? Sanal plaket veriyoruz artık. Tamam, sanal plaketi razıyız tamam. En güzel güzel dilekte bulunmaktan güzel plaket yok hocam tabii. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Hoşça kalın. Çok çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.